Herkese merhaba. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün HTTPS Deep Packet Inspection'dan bahsediyor olacağız. HTTPS Deep Packet Inspection'a neden ihtiyacımız var? Bunu neden kullanmalıyız veya yapılandırırken nelere dikkat etmeliyiz? Onlardan bahsediyor olacağım. Önceki webinarlarımıza göre biraz kısa bir webinar olacak ama bence çok önemli bir konu. Özellikle son zamanda sizlerden gelen soruları da değerlendirdiğimiz zaman bu tarafta bazı eksikler veya yanlışlar olduğunu gördük. Onunla ilgili bir webinar hazırlamaya karar verdik. Sorularınız olursa lütfen soru bölümüne yazın. Soruları takip ediyor olacağım. Konu aralarında da sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle HTTPS Deep Packet Inspection'ı kullanmaya gerçekten ihtiyacımız var mı? Evet, gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü artık ne virüsler ne de benzer dosyalar çok fazla SSN trafiğinden ya da HTTP olarak bize ulaşmıyor. Bu dosyaların çok büyük çoğunluğu bize HTTPS olarak geliyor. Doğal olarak HTTPS Deep Packet Inspection'ı kullanmadığımız durumlarda bu dosyaları maalesef gerektiği gibi tarayamıyoruz. Doğal olarak da bu dosyaların network'ümüze girmesine sebep oluyor. Şöyle düşünebilirsiniz. HTTPS Deep Packet Inspection'ı bir X-ray cihazınız var kapınızda ama cihazınızın fişi takılı değil. İnsanlar cihazın içinden geçiyor ama üstlerinde metal var mı, silah var mı bunları algılayamıyorsunuz. HTTPS Deep Packet Inspection çalışma mantığı da kabaca bu şekilde. Bize gelen HTTPS trafiğini denetliyor. İçeriğini açıyor, kontrol ediyor. Herhangi bir zararlı dosya yoksa bunu tekrar şifreleyip kullanıcılarımıza bu şekilde ulaşmasına neden oluyor. Şimdi config ile başlayacağım. Çok kısa. Bu arada bir bakalım bilgisayarımızda. Açıyorsun. Yeni kurulmuş bir cihazın üzerinde ayar yapıyor gibi bir senaryo üzerinden gideceğim. Ama sorularınız olursa sizin senaryolarınıza da nasıl uygulayabileceğimizden bahsediyor olurum. Şimdi biliyorsunuz yeni cihazı alıp ilk defa kurduğunuz zaman ya da cihaz sıfırdan kurulduğu zaman aşağı yukarı burada görebileceğiniz gibi 5 adet kuralla beraber geliyor. Bu kurallardan bir tanesi outgoing kuralı. Bu kural direkt internete çıkmanıza yarıyor. Ama herhangi bir tarama vesaire yapmıyor. Bir paket filter kuralı. Doğal olarak sadece source IP, destination IP ve port kontrolü yapabiliyorsunuz. Bizim öncelikle bunlar için bir proxy kuralına ihtiyacımız olacak. Şimdi bunu yapmadan önce ben buraya kendi IP'mi ekleyeyim. Webinar için kullandığım bilgisayarı buradan çıkartıyor olacağım ki webinar sırasında bir bağlantı kesikliği yaşamayalım. Ondan sonra diğer demo bilgisayarımız için de kurallarımızı oluşturacağız. Bakalım. Monitörümüz bir kenarımızda dursun. Şu an bilgisayarımızda bir işimiz yok. Şimdi outgoing kuralını normal şartlarda biliyorsunuz. Cihaz size ilk ulaştıktan sonra, ilk kurulumdan sonra disable ediyorsunuz. Ben kendi bilgisayarımın çıkması için disable etmeyeceğim. Ama sadece kendi bilgisayarın IP'sini buraya ekliyorum. Şurada fazla IP'ye de kaldıralım. Birer tane proxy kuralı ekleyeceğim. Bir kere bir DNS kuralına ihtiyacım olacak. DNS kuralımı ekleyeyim. Bir HTTP, bir de HTTPS kuralına ihtiyacım olacak. Outgoing kuralımı yukarı taşıyayım. Şimdi öncelikle HTTP kuralından başlıyorum.
Şimdi burada uygulayacağım proxy action'ı daha sonra HTTPS kuralımızın içinde de uygulayacağız. Bütün Trusted Network'ümden dışarıya çıkarken çalışacak bir kural olacak. Kuralımızın loglarını da açalım ne olup bittiğini görebilmemiz için. HTTPS için de yine aynı şekilde Trusted ve External çalışacak şekilde bir kural kullanacağız. Şimdi öncelikle HTTPS Deep Packet Inspection olmadığında neler oluyor onlara bakıyor olacağız. Arkasından da HTTPS'i devreye aldığımızda neler olacağını ve nasıl devreye alacağımızı göstereceğim. Şimdi biz proxy kuralımızı oluşturduk. Burada Application Control de uygulayalım. İsmi webinar olsun. Buradan sadece Social Network'ü ve Streaming Medya'yı keselim. Bir de Proxy Action oluşturalım. Bunun ismi de HTTP Client Standard Webinar olsun. Şimdi çok fazla detay ayarlara girmeyeceğim. Çok temel ayarları yapıp burada sadece nelerle karşılaştığımızdan bahsediyor olacağım. Daha önceki log takibiyle ilgili hazırladığımız webinarda bu header'larla ilgili konudan bahsetmiştim. Şu an problem yaşamamız için hello diyorum. Burada ben zip dosyalarını ve exe dosyalarını tarayarak kabul etmek istiyorum. Doğal olarak bunları AV scan olarak ayarlıyorum. Web blocker uygulayacağız bir tane. İsmi yine webinar olsun. Kategorilere gelelim. Adult kategorisini engelliyoruz. Uyuşturucuyu engelliyoruz. Bunlar çok temel, zaten hepinizin uyguladığı, bildiği ayarlar. Extend protection'ı engelliyoruz. Security kısmını komple engelliyoruz. Bunu her webinarda bahsediyorum. Tekrar bahsedeyim. Şimdi burada çok önemli iki tane alan var. Bu gerek şirket sahibi, patronu da olsa, yöneticileri de olsa mutlaka Advanced Malware Command and Control ve Bot Network'ü engelliyor olmanız gerekiyor. Hatta mümkünse Security grubunun hepsini engelliyor olmanız sizin avantajınız olacaktır. Bu gruplarımızı da engelledik. Sosyal medyayı da bloklayalım. Tamam, şimdilik bu kadar yeter. Çok fazla detaya girmiyor olacağım. Bunları okey diyelim. Antivirüs kuralımızı uygulayacağız. 1 megabayta kadar bir tarama yapmak istiyorum. Ve Reputation Enable Defense kuralımızı da uygulayacağız. Daha APT blokerımızı da açalım. Şimdi bunları biz HTTP proxy'miz için ayarladık. OK diyoruz. OK diyoruz. HTTPS için de yeni bir tane action oluşturuyorum. Bunun ismi de HTTPS webinar olsun. Şimdi normal şartlarda temelde yapılan config'de birincisi burada Enable Deep Packet Inspection seçilmiyor. Bu seçilmediği için de HTTPS taramalarını yapamıyor oluyorsunuz. Şimdi yapmadığımız zaman neler olacak onlardan bahsetmek için seçmiyorum. Sadece buradan webinar için olan web blocker'ımızı seçiyorum. Okey. Okey diyelim.
Application kontrolümüzü de açalım bu kural için. Kurallarımızı kaydedelim. Erdem Bey, bir sorunuz varsa soru kısmına yazabilirsiniz. El kaldırmışsınız. Kurallarımızı kaydettik. Kendi bilgisayarımızı buradan çıkartıyoruz. Diğer bilgisayarımız da yeni oluşturduğumuz kurallardan çıkıyor olacak. Öncelikle bir deneyelim. İnternete çıkabiliyor muyuz diye. İnternete çıkabiliyoruz. Oluşturduğumuz doğru kuraldan çıkıyor. Şu anda HTTP proxy ve HTTPS proxy kurallarında. Şimdi biz bu kurallara deep packet inspection yapmıyoruz. Çok basit bir şekilde göstereceğim. Ne sorun yaşayabileceğimizi. Bu Aykar'ın bir virüs test dosyası var. Bunu hem HTTP hem HTTPS olarak alabiliyor. Download kısmına gelelim. Yaptığınız ayarların doğruluğunu siz de buradan test edebilirsiniz. Aykar.org sitesine girdiğiniz zaman sol tarafta download diye bir alan açılıyor. Şurada. Bu alana girdiğiniz durumda aşağıda indirebileceğiniz örnek dosyalarınız karşınıza gelecek. Şimdi mesela bu, şuraya yine yaklaştırayım ben size. İki ayrı alan var burada görebileceğiniz gibi. Bir tanesi HTTP olarak indirebileceğimiz dosyalarımız. Bir tanesi de HTTPS olarak indirebileceğimiz dosyalarımız. Önce normal aykar.com zip dosyasını deneyelim. HTTP olarak indiriyoruz. Bakalım indirebilecek miyiz? Gelmedi. Bir şey, bir daha deneyelim. Tamam. Şimdi dosya geliyor. Demek ki büyük ihtimalle bizim antivirüs ayarlarımızda bir problem var. Öncelikle dönüp ona bakacağız. Şimdi buradan loglardan da size gösteriyor olacağım. Kurallarımıza geldik. Subscription servise geldik. Gateway antivirüsten configure kısmına geliyoruz. Buradan settings'e geldiğimiz zaman, şimdi bu atlanan ayarlardan bir tanesi, şu an zipli dosyaların içini taramıyoruz. Doğal olarak öncelikle bizim buradan zipli dosyaların içini taramayı aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bunu aktif hale getirdik. Kaç level'da tarayacağı, yani zip içinde zip, zip içinde zip, zip içinde zip gibi düşünebilirsiniz. 3 level'a kadar tarasın diyoruz. Okey diyoruz. Ve mutlaka update server kısmında update'lerin seçili olduğuna emin oluyoruz. Aynı zamanda da şunları bir kaydedelim. Yes diyelim. Şuradan da zip'in için taramadığımızı nereden göstereceğiz? Burada dosyayı aslında görmüş. Zip olarak da dosyayı anlamış. Şöyle çekersem daha doğru olacak. Ama biz az önce zip'in içini tara kısmını seçmediğimiz için zip dosyasının içini taramadan direkt bilgisayarımıza indirdi. Zip'leri seçtik. Subscription Service kısmına da gelip update'lerimizi kontrol ediyoruz.
10 Haziran, 10 Haziran. Şuradan GTA antivirüsümüzü bir kerelik elle tetikleyelim. Buradaki update durumlarını mutlaka kontrol edin. Çünkü her yeni gelen dosyada bunların tanıması için antivirüs sayesinde update olması gerekiyor. Update işlemimizi de yapıyoruz. Bu arada kurallarımız kaydoldu. İndirilen dosyamızı silelim. Update'imiz de tamamlansın. Sonra tekrar indirip deneyelim. Bir de bu arada HTTPS sayfalara gitmeye çalışıyorum. Mesela Facebook'a gitmek istediğimiz zaman HTTP olarak gidelim öncelikle. Zaten HTTPS yönlendiriyor bizi. Sayfaya erişemeyeceğimizi söylüyor. Yalnız burada sayfanın update devam ediyor. Herhangi bir yerinden yakalayıp durdurabiliyorsa durduruyor. Onun haricinde sayfayı tam olarak kesemiyor. Diğer sosyal medyaları deneyelim. Doğal olarak kullanıcınızın karşısına bir hata da gelmiyor olacak. Bu arada Özgür Bey'in bir sorusu var galiba. Buyurun Özgür Bey, mikrofonunuzu açıyorum. Sorunuzu alabiliriz. Peki, bir soru yok sanırım. Sorularınızı aşağıda soru bölümüne yazabilirsiniz. Orayı takip ediyor olacağım. Update'imiz devam ediyor. Şuradan devam edelim. YouTube.com'a da bakalım. Bu arada da trafiğimize bakalım. Nelerden dolayı engelleyebiliyoruz? Şimdi normalde baktığımız zaman HTTPS paketleri geçiyor. Application Control bir kısmını durduruyor. Şurayı büyütelim. Bir kısmında da sayfaların sertifikasına izin vermediği için erişilebiliyor. Şimdi sayfalarda bir derece kullanışlı. Yani tam olarak amacımızı görmese de, kullanıcımıza bir hata çıkartmasa da, sayfanın engellenip engellemediğinden emin olamasak da sayfalarda bir derece işimizi görebiliyor. Şimdi tekrar virüs dosyamızı deneyeceğiz. Önce yine zipli dosyamızı deneyelim. Bu arada update'imiz bitmedi sanırım hala. Update'imiz bitmedi. Şöyle yapalım. Bütün her şeyi taratalım. Bu arada update'in de bitmesini bekleyelim. Taramalarımızı da tekrar kontrol edelim. Update'lerimiz de tamamlandı. Şu da. Evet, şu
şunu düzeltelim. Tekrar Aykar'ın download sayfasına girelim. Trafik monitörümüzü de açalım. Şimdi bir tane HTTPS indiriyorum. HTTPS dosyası iniyor. Şuradan gelip hemen detaylarına bakalım. Yakalayabilirsek şurada. Takip eden logda olacak muhtemelen. Şurada. Şimdi Aykar'ın sitesine gittiğimizi görebiliyor. Bununla ilgili sertifikayı da görüyor. Ama dosyanın içeriğini göremediği için herhangi bir tarama yapmıyor. Aynı şekilde de şöyle yapalım. Karantin sitesine gidelim. İnternet şubesine girmek istediğiniz zaman ya da herhangi sertifikalı bir sayfaya girmek istediğiniz zaman birincisi bunun WatchGuard tarafından taranıp taranmadığını anlamak için sertifikaya bakabilirsiniz. Biz şu an tarama yapmadığımız için Garanti Bankası'nın sertifikası geliyor olacak. Bizim tarafta ulaşan sertifikada yine garanti sertifikası olacak. Şuradan sertifikayı göster diyelim. Şu an garantinin kendi Symantec'ten aldığı sertifikasını görebiliyoruz. Şu an için HTTPS sitelerinin hiçbiri WatchGuard tarafından taranmıyor. İçerikleri taranmıyor. Şöyle yapalım hatta. Şimdi mantık da şu. Bu bizim internetimiz olsun. Şu bizim firewall cihazımız olsun. Bu da bizim client'ımız olsun. Şimdi bize paket buradan HTTPS olarak geldiği zaman şu da içindeki datalar olduğunu düşünelim. Deep Packet Inspection'ı yapmadığınız durumda bu paket komple olduğu gibi client'a gidiyor. Firewall bununla ilgili hiçbir şeyi tarayamıyor. Geri gelelim. HTTPS Deep Packet Inspection'ı açtığınız zaman da şu şekilde çalışıyor. Yine sayfa size geliyor. Bu sefer Firewall sayfayı burada durduruyor. Bunun için taramaya başlıyor. Taradıktan sonra tekrar şifreleyip kullanıcıya bu şekilde iletiyor. Doğal olarak HTTPS Deep Packet Inspection yaptığınız zaman şifreli dosyanın içi de ayrıca açılmış oluyor. Şöyle yapalım. Seçmemiz gereken iki alan var. Birincisi üstteki Deep Packet Inspection seçeneği. Buradan sonra da kullanacağımız Client Action. Mesela bu bizim atıyorum finans departmanımız için olan bir kuralsa o zaman finans departmanının ilgili action'ı seçmeniz gerekiyor. Bu benim webinar kuralım. Doğal olarak webinar kuralımın action'larını seçiyorum. Domain name kısmında da bu genelde atlanıyor. Non-match kısmında mutlaka inspect seçiyor olmanız gerekiyor. Bunun da anlamı şu. Eğer site bu listedeyse izin ver. Eğer bu listedeki sitelerden biri değilse bunlara izin verme. Bunları seçtiğimiz zaman
Bu arada aksesindeki Webblocker'dan da bahsedeyim. Webinar Webblocker'ımızı kullanacak. Doğal olarak burada engellediğimiz siteler engelli olarak geliyor. Hali hazırda engelli olan gruplar şurada görebileceğiniz gibi gri olarak geliyor ve bunları tekrar seçemiyorsunuz. Ekstra bir şey eklemek istiyorsanız siz kendiniz burada ayrıca seçebiliyorsunuz. Şimdi bunu kaydedelim. Aradaki farkı tekrar göstereyim. Ondan sonra kapatıp dosyaları indirip bir de açık virüs dosyalarını indireceğiz ayrıca. Browser'ımızı kapatalım. Burayı da kapatalım. Şimdi sitemize erişelim. Bireysel internet şubesinde sertifika işini gelip kontrol edelim. Şimdi burada dikkat ederseniz az önce Garanti Bankası'nın kendi Symantec sertifikası vardı. Şu an WatchGuard'ın sertifikası gözüküyor. Normal şartlarda bilgisayarlarınıza sertifika yüklü değilse bir sertifika hatası alacaksınız. Ben bu bilgisayarı daha önce yüklemişim. Kaldıralım, tekrar yükleyelim. Önce sertifikaları sileyim. Sizin ilk devreye aldığınız haline getirip ondan sonra tekrar sertifika yükleyelim. Şurada WatchGuard ile ilgili bütün sertifikalarımı siliyorum. Tamam, başka sertifikam yok herhalde. Şimdi kapatıp tekrar girmeye deneyim sitelere. Tekrar BSN internet şubesine girelim. Tamam. Şimdi siz HTTPS Deep Packet Inspection'ı ilk defa enable ettiğiniz durumda karşılaşacağınız hata bu. Bağlantınız gizli değil. Çünkü site WatchGuard'ın sertifikasıyla bize geliyor olacak. Doğal olarak da şu an bu sertifika ile ilgili herhangi bir güvencesi yok bu bilgisayarın. Tanımadığı için de böyle bir hata alıyor. Bunu aşmak için bu bilgisayara ya Active Directory ortamından grup polisiyle sertifikayı dağıtabilirsiniz. Veya da bu sertifikayı elle manuel yükleyebilirsiniz. Önce elle manuel yükleme kısmını göstereceğim. Arkasından da grup polisten nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. WatchGuard System Manager'a, Firewall System Manager'a geldiğiniz zaman şu üst köşede gördüğünüz sertifika ikonu bizim WatchGuard'ımızın sertifikaları. Buna tıklıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir sertifika ekranı geliyor. Şurada en alttan 3. proxy authority diye geçer sertifika. Sertifikanın devamında da bunun HTTPS proxy sertifikası olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun üstüne tıklayıp export diyorsunuz. Herhangi bir yere çıkartıyorsunuz. Sertifikayı çıkarttıktan sonra bilgisayarımıza tekrar gidiyoruz. Ben şuradan doğru sertifika
çıkıyor mu diye bir kontrol edeyim hemen. Diyelim. Tamam, bu. Sertifikanın ismine baktığınız zaman zaten karşılaştırdığınız zaman şurada yine yakınlaştırayım. Sertifikada cihazın seri numarasını görürsünüz. Bu watch kartın üzerinde export ettiğiniz sertifikada da yine aynı şekilde seri numarasını görürsünüz. Sertifikanın tarihini yine aynı şekilde devamında görebiliyorsunuz. Bizim yüklememiz gereken sertifika bu. Bunu iki türlü yükleyebiliriz. Birincisi üstüne sağ tıklayıp install certificate diyebilirsiniz. Local machine diyebilirsiniz. Burada current user'ı seçtiğiniz zaman sadece o an oturum açmış user için geçerli olur. Doğal olarak bütün user'larda geçerli olmasını istiyorsak local machine seçiyoruz. Next diyoruz. Sertifikayı nereye yükleyeceğimizi biz kendimiz seçmek istiyoruz. Browse diyoruz. Burada Trusted Root Certification Authorities kısmını seçiyoruz. Türkçe Windows'larda da güvenilir kök sertifika sağlayıcıları gibi bir anlamı var. Ya öyle çevrildi yanlış hatırlamıyorsam. Okey diyoruz. Next diyoruz. Finish diyoruz. Sertifikamız yüklendi. Browser'ımızı tekrar bir kapatıp açalım. Bakalım doğru yüklendi mi? Tekrar bireysel şubeye girmeyi deneyelim. Tamam, artık site bize herhangi bir sertifika hatası vermiyor. Tekrar kontrol ettiğimizde de watch card'ın sertifikasıyla sorunsuz olarak senin geldiğini görebiliyoruz. Bu durumda sertifikamızı bu bilgisayarımız için manuel olarak doğru yüklemiş oluyoruz. Internet Explorer ve Chrome browser'larda Windows'un kendisine yüklediğiniz sertifika geçerli oluyor. Yalnız Firefox kullanan bilgisayarlarda sertifikayı Firefox'un içine yüklemeniz lazım. Onu da göstereyim hemen size. Browser'ımızı alalım buraya. Sağ üst köşedeki ayarlar butonuna tıklıyorum. Buradan Options'a geliyorum. Solda en altta Advanced kısmı var. Advanced'a basıyoruz. Şu şekilde açılır. Açılan sayfada yani şöyle Advanced'a tıkladık. Buradan Certificate kısmına gelip Certificate'a tıklayacağız. View Certificate diyoruz. Buradan import kısmından sertifikayı Firefox Browser'ın kendi içine yüklemeniz gerekiyor. Firefox Browser kullanılıyorsa yapınızda grup policy ile de Firefox'a yükleyemiyorsunuz. Çünkü Windows'un ya da Firefox'un böyle bir desteği yok. Burada sertifikamızın uzantısını CRT olarak değiştiriyorum. Tıklıyorum. Bu sertifika zaten bu cihazda yüklüymüş. Kontrol edelim. Şurada. Watch kartın altında Fireware Web CA diye sertifikamız gözüküyor olacak. Firefox'lara da bu şekilde yüklüyoruz sertifikamızı. Tekrar demo yaptığımız bilgisayarımıza geri dönelim. Şimdi bu sefer Facebook'a gitmek istediğimiz zaman
artık sayfanın bloklandığı ile ilgili yazıyı görebiliyoruz. Çünkü HTTPS paketlerini tarayabildiğimiz için trafik monitörden de devam edelim. Yaratırsak eğer. HTTPS proxy kuralın içinde HTTP request artık görebiliyor. Bunu gördükten sonra Deepaket Inspection kapalıyken sadece sertifikasına göre bloklayabiliyorken artık sistemin içeriğini bilip buna göre bloklayabiliyor. Doğal olarak kullanıcınızın karşısında bir uyarı çıkartıyor. Şimdi tekrar Aykar'ın sesine gidelim. Şimdi önce zipli dosyadan deneyelim. Evet, tekrar indiriyor. Büyük ihtimalle benim antivirüs ayarlarımla ilgili bir sıkıntı var. Onu kontrol edelim tekrar. Şurada inen dosyamızın ismine bakalım. Aykar diyelim. Şuradan. Dolayı geçiriyor sanırım. Reputation Enable Defense'e gidelim. APT Blocker'la ilgili yaptığımız webinarı hatırlayan varsa eğer aranızda veya katılanlar. Orada Reputation Enable Defense kısmından bahsetmiştim. Ama burada seçmemişiz zaten. Yeri gelmişken bahsedeyim. Reputation Enable Defense de burada bypass kısmını seçtiğiniz zaman eğer girmek istediğiniz site güvenilir bir site ise bununla ilgili adreste herhangi bir antivirüs taraması yapmıyor. Doğal olarak şu aşamada özellikle bu CryptoLocker'ın yaygın olduğu aşamalarda ben burada bypass kısmını çok fazla önermiyorum. Bazen özellikle Yandex üzerinden virüs dosyasının dağıldığı durumlarda virüs dosyası Yandex'in reputation'ından dolayı geçebiliyor. Doğal olarak burada buna izin vermiyoruz. Yani bypass'ı açmıyoruz. Şimdi antivirüs kısmımıza bakalım. Nerede hata yapıyoruz? Atladığımız herhangi bir şey var mı? Burada aksiyonlarımızda virüs scan diyoruz. Deepaction için de bunu yapıyoruz. Exe diğeri için de yapıyoruz. Okey diyelim. Buna da okey diyelim. Gateway Antivirus servisimize gidelim. Xprox servisimizde enable. Tarama yapıyor. Tarayamazsa izin ver demişiz. Tarayamazsa da drop ettirelim. Bakalım acaba dosyayı tarayamıyor mu? Tekrar kaydedelim. Yes diyelim. Buradan tekrar. Yani bu Reputation Enable Defense'den engelledi. Bunu şu an için istemiyoruz. O zaman şurayı da aynı şekilde Reputation Enable Defense'den. Tamam. Farkı şimdi buradan göstereceğim. Virüs tarama kısmına tekrar geri dönüyor olacağım. Şimdi şu an gördüğünüz gibi HTTPS tarafında taradığınız zaman HTTP proxy tarafından virüs olarak görüp engelliyor. Geri döndüğümde sadece virüs dosyasını engellemek istediğim zaman da yine yaklaştığım en yakın size. Şimdi burada reputation'dan dolayı tarıyor.
Biz Reputation Enable servisimizi komple devreden çıkartalım. Bunu çünkü virüs olarak tarayıp aradaki farkı öyle göstereceğim size. Tekrar kaydedelim. HTTPS Proxy'den de bu aşamada Deep Packet Inspection'ı devre dışı bırakıyorum. Şuradan tekrar LO çekelim. Kaydetmeden önce şöyle yapalım. Aradaki farkı gösterelim. Aşağıdaki alanda HTTPS, yani SSL Enable bir sayfada Deep Packet Inspection'da zipli dosyayı indirmek istediğim zaman bunu virüs olarak görüp engelliyor. Gitmek istediği sitede şurada HTTPS Secure icar.org. Neden? Çünkü bir virüs. Uzantısı da şu uzantı olarak. Kuralların bu şekilde kaydedeceğim. Yes diyelim. Okey diyelim. Browser'ımızı kapatalım. Tekrar açalım. Icar'ın download kısmına tekrar gidelim. Şimdi önce HTTPS tarafındaki dosyayı tıklıyorum. Bu sefer indiriyor. Çünkü biz HTTPS taramasını şu an yapmıyoruz. Doğal olarak da bu dosya bize içeriğinin ne olduğunu bilmediğimiz bir şekilde geliyor. Tamam, burayı da kapattıktan sonra Reputation Enable Defense bu dosyayı aslında antivirüs olarak tanıyabiliyor. Özür dilerim, watch guard. En basit göstergesi HTTPS'i neden kullanmamızın sebebi bu. HTTPS protokolle bizim kuralımız olsa da dosya bize ulaşıyor. Evet, HTTPS sitelerde Facebook'a ve benzeri sitelere gitmek istediğimiz zaman site bir şekilde açılmıyor. Çünkü sertifikasına izin vermiyor ya da başka bir yerine izin vermiyor. Ama bir dosya inmek istediğinde o zaman bu dosyayı yakalayamıyor. En basit nedenle HTTPS Deep Packet Inspection'ı bu yüzden kullanmamız gerekiyor. Tekrar aktif hale getireyim. Tekrar tarıyor da olayım. Browser'ı kapatıp önce Icar'a girelim, sonra tekrar Facebook deneyelim. Sayfamızı engelliyor. Virüs dosyamızı indirmek istediğimiz zaman da virüs olarak tanıyıp bunu erişimini yasaklıyor. Bu dediğim gibi HTTPS Deep Packet Inspection'ın kullanmamızın çok temel bir sebebi ve hani en basit göstergesi. Bir de bu işin daha komplike olan durumlar var. Mesela ne olabilir? Proxy programları olabilir. APT dosyaları olabilir ki bunun için subscription servisten APT blocker'ı mutlaka enable etmemiz gerekiyor. APT videomuzu izleyebilirsiniz. YouTube kanalımızda mevcut. Detaylı olarak anlattık. APT ile beraber gateway antivirüsü de aktif hale getirip zipli dosyaları tarıyor olmamız gerekiyor. Şuradan proxy sitelerine gidelim. Sanıyorum ki web broker'ımızda izin veriyorduk. Bakalım hemen. Evet, buradan
proxy'lerle ilgili alanları kapatalım. Paid-to-serve'ı kapatalım. Bir kontrol edelim. Başka kaçırdığımız bir şey var mı? Bu arada proxy'lerle ilgili şu an hatta bir katılımcımızın sorusu da var. Cem Bey'in bir sorusu var. Pisifon diye bir uygulama var. Bu uygulamanın sanıyorum ki yeni bir versiyonu çıktı yakın zamanda. Yeni versiyonu şu an için durdurulamıyor. Yani daha doğrusu şöyle, bunu birçok şekilde durdurabilirsiniz. Sadece HTTPS proxy üzerinden durdurmayı denediğiniz zaman bazen verim alamayabiliyorsunuz. Çünkü yapı şöyle çalışıyor. Biz bunu application olarak tanıyoruz. Update'lerimizi yapıyoruz. Application kontrolde kesiyoruz. Bugün kestik diyelim. Adamlar gidiyor. Bugün yazılımda bir değişiklik yapıyor. Doğal olarak application control artık bu yazılımı tekrar tanıyamıyor oluyor. Bu sefer de bizim mühendislik ekibi tekrar bunu tarayacak, gerekli update'leri hazırlayıp tekrar yayıyor. Bu sürede de zaman geçiyor. Özellikle proxy programlarıyla uğraşıyorsanız eğer, yani bu canınızı sıkan konuysa işletmenizdeki, birkaç yolla kesebilirsiniz. Birincisi, bu proxy programlarının gittiği DNS'leri DNS proxy kuralı ile engelleyebilirsiniz. Ben şurada tekrar deneyeyim. Pisifon 3 diyelim. Drop diyelim. En çok bu aralar bu kullanılıyor. Sanıyorum ki bununla ilgili soru ve istek geliyor. Bu kurallarımı kaydedeyim. Bunu indirip bir deneyelim. Yani son denediğimde bildiğim kadarıyla kesmiyordu. Şimdi DNS'leri takip edip DNS'ler üzerinden durdurmayı deneyebiliriz. Bununla ilgili hatta bizim sistem tarafında şu an açıkta bir kayıt da var. Engellenmesiyle ilgili gerekli çalışma yapılıyor tekrar. Dosya insin. İndikten sonra bir grup çalışmasını test edelim. Hatta bununla beraber diğer bir iki proxy daha deneyelim yanında da. Gelelim mesela düzenmek sanıyorum. Bunu alıp diyelim. Okey diyelim. Kurallarımızı tekrar kaydedelim. Şimdi düzenmek için de şuradan application olarak giriyoruz galiba. İkisini birden yükleyip ikisiyle ilgili de durumları bir karşılıklı olarak deneyelim. Alternatif nasıl bloklayabileceğimizle ilgili durumlara bakalım. Bu arada bu konuyu yaşayan webinara katılan sanıyorum hem bayilerimiz var hem son kullanıcılarımız var. Varsa soru kısmına hem yorumlarınızı hem fikirlerinizi ya da engellemek için kullandığınız yöntemleriniz varsa onları da paylaşabilirsiniz. Ben de diğer kullanıcılarımıza okuyup onları da paylaşabilirim. Önce bu Pisifon 3'ü kuralım.
Zenmate ile ilgili bir sıkıntımız yok. Zenmate'i engelleyebiliyoruz bir şekilde. Burada Pisifon bağlanmaya çalışıyor. Şuradan bakalım yaptığı trafiği. Şimdi application olarak yakalamışız. Application olarak durdurmuşuz da şu aşamada. DNS'de de yine aynı şekilde bakalım. Ha, bu koş metodu. Pardon. Direkt bunu Pisifon diye aratırsak sanırım daha kolay göreceğiz. Tamam, şimdi bekleyelim. Bakalım bağlanabilecek mi? Bununla ilgili benim duyduğum ya da işte sizlerden bana gelen durumlarda Pisifon 3 bir süre bağlanamıyor, bir süre sonra bağlanabiliyor gibi bir şey daha vardı galiba yorumlar arasında. Varsa onları da yazarsanız zaten onları da canlı deniyor oluruz sizinle beraber. Ama şu an için erişmeye çalıştığımız zaman Application Controller tarafından durduruyor. Aynı şekilde HTTPS Proxy'de bloklayabiliyor. Başka bir ülkeye bağlanmaya çalışalım. Cem Bey, siz deneyebilmiş miydiniz bu Pisifon tarafını? Yaşadığınız problem daha farklı bir şekilde mi ya da ben farklı bir program kullanıyor olabilir miyim? Versiyon farkı olabilir mi? Varsa bu bilgileri paylaşabilirseniz ona göre de testi yapıyor olabiliriz. Ali Bey'in bir sorusu var. Ali Bey buyurun, mikrofonunuzu açtım. Ali Bey, sorunuz varsa soru kısmına yazabilirsiniz, duyuyorsanız eğer bizi. Mobil cihazlarda da kullanıyor demiş Cem Bey. Tamam, şöyle deneyelim o zaman. Ben bu access point'in bu firewall'ın üzerinden bir tane wireless açayım. Cep telefonla deneyeyim. Wireless diyelim. Bir tane access point oluşturayım. Trusted Network'e dahil edeyim bunu. 10.10.1 diyelim. /24 diyelim. DHCP açalım. Bu devre dışı katalım. Tamam, ben şimdi cep telefonumla da deniyor olacağım. Kurallarımı kaydedeyim. Bu arada
bilgisayar tarafına da bakalım. Başka bir ülke daha seçelim. Ha, bu arada tabii 11-11 ile test etmekte de fayda var. Eğer şey farklıysa kullandığınız versiyon. Bir de Cem Bey şeyi de kontrol edebilirsiniz. Şurada subscription serviste az önce bahsettiğim application kontrolün imza database'in tarihi. Şöyle yaklaştırayım. Şu ilk başta gateway antivirüs vardır. İkinci sırada application kontrol vardır. Şuradaki tarihin güncel olması önemli. Eğer güncel değilse sağ taraftan update deyip güncelleştirebilirsiniz. Bu arada sorularınız varsa tekrar alabilirim. Denememi istediğiniz şeyler varsa onları da alıp test ediyor olabilirim. Bunu en azından bilgisayar tarafındaki versiyonunda çalışmadığını denemiş olduk. Ben şuradan kurallarımı kaydedeyim. Mobil tarafını da bir deneyelim sizlerle beraber. Cep telefondan da bağlanıyorum. Kartını kontrol edeyim. 10, 10, 10, 10. Bir önce Facebook'a erişmeyi deneyeceğim. Şu an erişemiyor. Şimdi deneyelim uygulamayı. Pisifon 3. Bu Pisifon Pro diye geçiyor galiba. Mobil markette. Hatta şöyle yapayım. Denemesinde beraber yapıyor olabiliriz sanırım. Şu an TeamViewer'la cep telefonuna da bağlanalım.
Tamam. Şimdi şu an cep telefonunun wireless'ıyla bağlı değilim. Normal şebekeden çıkıyorum. Önce böyle deneyelim yarışmayı. Tamam. Şu an normal şebekedeki trafikten erişebildik. Wireless'ımızı açalım. Durduralım. Tekrar deneyelim. Şuradan kontrol edelim. Şimdi cep telefonunda bayağı fazla port deniyor. Büyük ihtimalle bundan dolayı geçiyor olabilir. Hoş şu an daha henüz bağlanamadı. Biraz bekleyelim bakalım bağlanabilecek mi? Şu an bakın burada engellenen paketleri görebiliyorsunuzdur tahminimce. Hem DNS tarafından engelliyor, hem denediği 443 hariç diğer portları da engelliyor. Onun kendi browser'ıyla şu an için bağlanamıyor. Engellenemediği ile ilgili dediğim gibi benim de birkaç tane duyum olmuştu FIS 13 ile ilgili. Ama şu an engelleyebiliyoruz. Bugünkü update'le de engellenmiş olabilir. Bugün daha bütün gelişmeleri okuyamadım çünkü bizim şirket tarafında. En azından şu an için engelliyoruz diyebiliriz. Yine de sormak istediğiniz bir durum olursa bize her zaman şey mail atabiliriz. turkey@watchguard.com. Ben mail adresimizi yine paylaşayım sizinle. Şimdi bir tek çok kısa şeyi göstereceğim. HTTPS Deep Packet Inspection'ı grup policy ile nasıl yükleyebileceğinizi. Sunucumuzu açalım. Bu arada bu noktaya kadar sorularınız varsa sorun lütfen. Onları da yine yanıtlamaya veya uygulayacağınız bir şey varsa uygulamaya gayret ederim. Grup polisinden sonra bugünkü anlatacaklarım bu kadar olacak HTTPS ile ilgili. Sunucumuz eğer açılabilirse. Ha, ya da şöyle yapalım. Windows'tan da gösterebiliriz. Sunucuda da aynı yolu izleyeceğiz çünkü. Grup polisi editörümüzü açtığımız zaman açılırsa. Grup polisimiz açıldı. Sunucu tarafında da benzer bir grup polisi ekranı var. Onun üstünden de aynı şekilde gidebiliyorsunuz.
Hatta ben sayfa açana kadar size URL'sini de paylaşacağım. Şimdi Windows Settings'in altında Security Settings var. Security Settings'e geliyorsunuz. Biraz yavaş çalışıyor ama kusura bakmayın lütfen. Security Settings'in altında Public Key Policies. Yani Windows'ta çıkmıyor. Bunun altında bir alanımız daha vardı çünkü. O zaman çok kısa sunucunun açılmasını bekleteceğim size. Ben chat bölümünden size Microsoft'un bununla ilgili adresini de iletiyorum. Burayı da referans olarak alabilirsiniz. Yazdığımız açılmıyor çünkü şu anda. Şöyle yapalım. Şuradan. Buradan gösterebilirim. Sunucuda geldiğiniz zaman Computer Configuration'a geliyorsunuz. Windows Settings. Ardından Security Settings. Public Key Policies'in altında Trusted Root Certification Authority diye bir alan göreceksiniz. Server tarafında Group Policy kısmında. Bu alana tıkladığınız zaman Import diyerek WatchGuard için oluşturduğunuz sertifikayı Active Directory sunucunuza yüklediğinizde İçerideki Active Directory otantik olan bütün client'larınız için bu sertifikayı otomatik dağıtmış olursunuz. Ben bunu da tekrar chat alanından resmin URL'sini paylaşayım sizinle. Sunucumuz açılamıyor çünkü şu anda. Bunu yaptıktan sonra bilgisayarlar yeniden başladığında veya tekrar oturum açtığı zaman da yeni sertifikayı almış olacaktır. Doğal olarak WatchGuard'la ilgili HTTPS Deep Packet Inspection yaparsanız eğer sitelere erişmek istediğinizde sertifika hatası almıyor olacaksınız. Mac cihazlara elle yüklemeniz lazım. Mobil cihazlara da sertifikaları elle yüklemeniz lazım. Ama bunun haricinde Windows ve domain ortamında olan makinelere otomatik olarak ekleyebiliyorsunuz. HTTPS Deep Packet Inspection'la anlatacaklarım bu kadar. Bu arada benim telefon hala bizi ona erişmeye çalışıyor. Henüz daha erişemedi. Bu tarz benzer problemleriniz olursa lütfen bizle paylaşın turkey@watchguard.com adresinde. Hem sizin konfiglerinizi kontrol edip oraya bakabiliriz. Hem biz aynı şekilde kendi ortamımızda deneyip bu tarafta bir yanlış mı var, eksik mi var
benzeri durumlar olursa bunları sizle paylaşıyor oluruz. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Bir süre daha burada olacağım. Sorularınız varsa cevaplıyor olacağım. Yorumlarınız için teşekkür ederiz Önder Bey. Teşekkür ederiz Fatih Bey size de. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Önümüzdeki hafta yine webinarlarımız devam ediyor olacak. Takip etmenizi öneririm. Tekrar teşekkürler.